Merhabalar. Yarın bir seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz? Neden? Anket yapıyoruz. Görüntü neye benziyor? Neye verebilirim? Bazen CHP'ye benziyor. Aynen. Peki sizce muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı kim olmalı? Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş mı, Meral Akşener mi, Muharrem İnce mi? Vallahi hangisi olabilir? Ankara'nınki de olabilir, olabilir, İstanbul'da olabilir, ikisini de. En sevdiğiniz hangisi, en beğendiğiniz şey? En beğendiğim vallahi Ekrem Bey'i onu beğeniyorum. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Hangi şey bu? Halk ekranı. Tamam, YouTube'da. Oldu. Teşekkürler. Çok teşekkürler. Sizinle konuşalım mı? Yarın bir seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz? Konuşmayalım. Yanarız. Peki sizce muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı kim olmalı? Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş mı, Meral Akşener mi, Muharrem İnce mi? Ekrem İmamoğlu. Sizce? Bence de Ekrem İmamoğlu olmalı. O zaman neden Ekrem İmamoğlu olmalı? Yaptığı faaliyetleri beğeniyorum. İstanbul'daki Büyükşehir Belediye Başkanı'nı da beğeniyorum. İyi bir cumhurbaşkanı olabileceğine inanıyorum yani. Sizce? Neden? Kopyala yapıştır. Aynısı. O zaman aynısı. Yarım seçim olsa CHP mi diyelim? Aynen öyle. Öyle diyelim dedik artık. Dediniz değil mi? Dedik artık. Teşekkür ederim, sağ olun. İyi Parti. İyi Parti. Muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu mu, Mansur Yavaş mı, Muharrem İnce mi, Meral Akşener mi olmalı? Meral Akşener. Hiç konuşmayın. Yani gerçekten konuşmayın. Konuşmaya değmez. Muharrem İnce mi? Aynen öyle. Neden? Neden mi? Bize yaptığı haksızlıktan dolayı. Ona güvenip oy verdiğimiz için çok pişmanım ve ailem de öyle. Herkes de öyle. Bunu böyle bilsin, sadece o bilsin yeter yani. Peki sizce siz yarın bir seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz? Tabii ki ya İmamoğlu olacak ya Mansur Yavaş. CHP'ye oy veririm diyorsunuz. Aynen siz öyle. Peki muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı kim olsun sizce? Mansur Yavaş olsun. Yarın bir seçim olsa hangi parti? AK Parti tabii ki. Tabii ki CHP. Peki CHP'nin muhalefet adayı muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı sizce kim olmalı? Ekrem İmamoğlu mu, Mansur Yavaş mı, Muharrem İnce mi, Meral Akşener mi? Mansur Yavaş olmalı. Hangi partiye oy AK Parti. Şunu da sorayım. Sizce muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı kim olmalı? Muharrem İnce. Muharrem İnce mi? Evet. Çok Ekrem İmamoğlu. Tırt. İstanbul'dayım. Tırt yani. Öyle mi? Yani gazla geldi. Hiçbir şey yapmadı. 2 yıldır. Ben İstanbul'da oturuyorum ama hiçbir şey yok. HDP veririm. Siz? Aynen. Peki sizce muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı kim olmalı? Meral Akşener mi? Ekrem İmamoğlu mu? Mansur Yavaş mı? Yoksa Muharrem İnce mi? Bana göre soldan birilerini seçmeleri lazım. Kim olmalı sizce işte? Yani dedim ki Mansur Yavaş uygun olabilir. Bence olmalı yani. Ekrem İmamoğlu olabilir. Olabilir. Çok teşekkür ediyorum. Ben parti şey yapmıyorum, oy vermiyorum. Muharrem İnce olursa veririm ama. Teşekkür ederim, sağ olun. Seçim olsa hangi parti veririm? Genç olarak. Ya genç olarak nasıl diyeyim ben abla size? Şimdi ben tahmin edeceğim. CHP'ye oy veririm yani. CHP'yi diyorsun. Aynen. Peki sence muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı kim olmalı? Muharrem İnce mi, Meral Akşener mi, Mansur Yavaş mı, Ekrem İmamoğlu mu? Mansur Yavaş olmalı. Mansur Yavaş'a oy veririm Cumhurbaşkanı şeyinde. Ben Mansur Yavaş'ın Ankara'ya neler yaptığını çok iyi biliyorum. Öğrenci camiasında nasıl bir yer kazandığını, ne bir şekilde yaptığını çok iyi biliyorum. Yani bu yüzden benim oyum Mansur Yavaş'ıdır yani. AKP. Siz? Ben daha oy kullanamıyorum. Soru ne? Yarın bir seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz? İyi Parti. İyi Parti siz? Ben aslında parti tutmuyorum ama hepsi aynı. Hiçbirine vermiyorum. Peki sizce muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı kim olmalı? Mansur Yavaş. Sizce Mansur Yavaş, sizce? Bence de. Mansur Yavaş. Neden Mansur Yavaş? Onu da alayım size. Mansur Yavaş'ı da Beypazarı'ndan tanırım. Hı hı. Arkadaşlarımın akrabalarıydı. Hı hı. İşini çok güzel yapıyor. Asla aşına haram katmıyor, işine yalan katmıyor. Dört dörtlük bir insan. Atatürk'ün partisini. CHP'ye diyorsunuz. Hı hı. Peki şunu da sorayım. Muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı sizce kim olsun? Mansur Yavaş. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Çünkü adam milliyetçi ama ben milliyetçi değilim. Ama herkese eşit davranıyor. Gerçekten. Şefa. Evet. Hangi partiye oy verirsin? Hiç kimseye vermiyorum. Teşekkür ederiz. Valla şu an için düşünmüyorum. Peki partiye. Sizce muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı kim olmalı? Ekrem İmamoğlu mu, Mansur Yavaş mı, Muharrem İnce mi, Meral Akşener mi? Ekrem İmamoğlu mu? Teşekkür ediyorum. Günler, sağ olun. Size de sorsak. Yok, sağ olun. Tamam. Merhabalar. Yarın bir seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz? CHP. AK Parti. AK Parti. Teşekkür ediyorum, sağ olun. HDP abla.
Yani ben ilgilenmiyorum pek siyasetle CHP. Ya. CHP mi diyorsun? Evet. Sen yani vereceğim bir parti yok ama vereceğim bir adam var diyelim. Kimdir? Yani sevdiğim aday olursa Mansur Yavaş. Mansur Yavaş. Seviyor musunuz Mansur Yavaş? Evet, çok seviyorum. Muhalefetin adayı kim olmalı sizce? Mansur Yavaş. Mansur Yavaş. Sizce de Mansur Yavaş. Yavaş zaten sizce. Mansur Yavaş. Çok teşekkür ediyorum. Ben İmamoğlu. İmamoğlu'nda yanayım. Yani adam Türkiye bir yerlere getiren bir adamdır ama onu önünü kapatmasalar. Muhalefet partisi. Vereceğim parti belli. CHP mi? Evet, onun dışında ben oy vermem. Peki sizce muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı kim olmalı? Vallahi Mansur Yavaş olabilir. Çünkü o adam gelirse bu memlekete tekrar demokrasi gelir, parlamenter sistemi getirecek. Kararsızım şu anda. Mansur Yavaş. Evet. Mansur Yavaş mı? Evet. Yarın bir seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz? Genç Parti. Siz? Neden Genç Parti? Yani şu andaki gördüğüm sisteme göre yani en uygun, yani yönetebilecek tek parti olarak görüyorum. Peki muhalefetin adayı sizce kim olmalı? Ekrem İmamoğlu. Ekrem. Evet, Ekrem İmamoğlu. Yani biraz daha mantıklı. Bak partinin şeysi ortada. Yani her tarafa yasak diyorlar ama normalde yasak falan yok aslında. Kendileri mesela sarayda partiler veriyorlar, onu bunu veriyorlar ama insan kan alıyor. Halka yasak var ama değil mi? Yani halka yasak var. Yazık günah. Bu insana yazık günah. Esnafa yazık günah. Ama yapacak bir şey de yok. Yani Erdoğan'dan başkası da bu ülkeyi de yönetemez. Bu da bir gerçek. Peki Erdoğan yönetebiliyor mu sizce ülkeyi? Vallahi şimdi yorum yapamayacağım o konuda. Çünkü yorum yaptığınız anda malum kafanıza biniyorlar. AK Parti. AK Parti. Teşekkür ederim. Siz? Yarın bir seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz? İyi Parti. Peki muhalefetin adayı sizce kim olmalı? Tabii ki Meral Akşener. Sizce? Meral Akşener yani. Teşekkür ederiz, sağ olun. Kızlar merhabalar. Siz merhabalar. Yarın bir seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz? AK Parti. Peki sizce muhalefetin adayı kim olmalı? Mansur Yavaş. Neden AK Parti? Yani iktidara gelecek daha düzgün bir isim göremiyorum şu an. Tabii Mansur Yavaş aday olursa ona oy veririm. Ama olmazsa yine AK Parti. Ablam ne derse o. Öyle mi? O şeyin doğrusunu biliyordular. Tabii ki Cumhuriyet Halk Partisi. Meral Akşener'e veririz tabii ki de. Siz? Neden Meral Akşener? O daha iyi yönetir ya. CHP veririm. Peki sizce muhalefetin adayı kim olmalı? Vallahi Ekrem İmamoğlu'nun fikrim o, düşüncem o. Olsa iyi olur diyorsunuz. Evet. İmamoğlu da gerçekten çok hoşuma gidiyor. Bana gerçek geliyor. Beyin yapısı da çok yani güzel, evet. Hoş. Ben kendim İstanbul'dan emekli oldum, buraya geldim. Bir sene oldu. Belediyede. Çok hoşuma gitti yani. Merhabalar, konuşalım mı? Yarın bir seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz diye soruyorum. AK Parti. Neden AK Parti? Neden AK Parti? Diğerlerinden daha iyi olduğunu düşündüğüm için. Peki, memnun musun yönetimden, ekonomiden? Yani şöyle söyleyeyim olarak size. Türkiye'de yönetim berbat, ekonomi berbat, eğitim sistemi berbat, koronayla mücadele berbat, her şey berbat. Ama şöyle söyleyeyim, AK Parti kötünün iyisi benim düşüncemde. Yani bütün partiler kötü ve bu ülkeyi yönetebilecek kimse yok. Ama AK Parti kötünün iyisi benim gözümde, öyle, ben böyle düşünüyorum. Peki sence muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı kim olmalı? Meral Akşener bence. Peki Meral Akşener olsa Meral Akşener'e oy verir misin? Veririm. Recep Tayyip Erdoğan'da Meral Akşener kaldı diyelim. Meral Akşener ya. Yani tabii AK Parti dediğim gibi kötünün iyisi ama o kadının güvenim de bayağı tam yani. Hiçbirisi. Valla ben Tayyip Bey'den çok memnunum. Yaptığı işlerden çok memnunum. Hayırlısı olsun. Yine yarın bir seçim olsa AK Parti'ye oy verir diyorsunuz. Peki sizce muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı kim olmalı? Mansur Yavaş. CHP. Peki sizce muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı kim olmalı? Ekrem İmamoğlu. HDP. Siz? Ben oyumu kullanmıyorum. Ben hiçbirine vermem. EYT'liyim. EYT hakkında kim agi verirse ben ona vereceğim. Peki daha önce hiç AK Parti'ye oy verdiniz mi? İlk zamanları da vermiştim ama şu an pişmanım. Konuşalım mı? Geçelim. Ekonomiden memnun musunuz diye soruyorum. Hiç ben memnun değilim. Nereden? Ekonomiden memnun. Yok, memnun değiliz. Yarın bir seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz? Şimdi söyleyemeyiz onu ya. Teşekkür ederim. Söyleyemeyiz. AK Parti. AK Parti dediler. Ekonomiden memnun musunuz? Bir genç olarak. Yani ekonomiden yani nasıl diyeyim, şu anlık memnunum da yani biraz gidişat iyi değil. Hani birazcık daha dengeler şey olsa, birazcık daha önem verilse gençler özellikle. Ekonomi daha iyi olabilir bana kıyasla yani.
tarıma, hayvancılığa. Yani işte genelleme yaparsak, üretime önem verilirse her şey daha güzel olabilir. Peki yarın bir seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz? Ben MHP'ye oy veririm. Siz? Ben oy vermem şu an, düşünmüyorum parti. Neden? Hayır, şu anda bir parti düşünmüyorum. Anladım. Peki sen bir MHP'li olarak muhalefetin adayından hangisini daha çok beğeniyorsun? Yani seviyorsun demeyeyim de yaptıklarını daha çok beğeniyor olarak Mansur Yavaş'ı daha çok yaptıklarını beğeniyorum. Ama yani oy verir miyim, oy vermem açıkçası. Sadece beğeniyorum yaptıklarını. Sen neden MHP'ye oy veriyorsun, onu da alalım. Ben ülkücüyüm. CHP'ye. CHP'ye. Evet. Neden CHP'ye oy verirsiniz? Atatürk'ün partisi. Milliyetçiyiz biz. Tamam mı? Biz okulda öyle gördük, öyle giydi, devam ediyoruz. Tamam mı? Peki sizce muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olmalı? Ekrem İmamoğlu. Onu istiyorsun. Evet, onu istiyor. Valla Erbakan'ın oğluna veririm. Fatih Erbakan'a verirdim. Babası neyse oğlu da odur. Türkiye Erbakan'ın üzerine gelen bir de başbakan, bir tane siyasetçi halen göremedim. Adam halkı mesela düşünüyordu. Adam asgari ücrete %100 zam verdi ve ekmek 1 lirası 70 kuruşa düşürdü. Yani öyle bir mantık vardı. Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olmalı? Mansur Yavaş olsun. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bile başında olmasını isterim. Çünkü adam şu anda kendi Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde kaç tane makam aracını satmış. Bu ne demek biliyor musun? İsraf. Şimdiki mesela cumhurbaşkanımız bir cuma namazına gidiyor. Allah kabul etsin. Kardeşim 1000 tane korumayla gidiyorsun. Kongre yapıyor. Hiçbir tanesinde maske yok. Otobüse sadece 4 tane parmak salıyorlar. Ondan sonra bizim milletimize geldi mi diyor ki ya işte salgın var, kapat. Cumartesi pazar kapat. Yarın bir seçim olsa İşimiz hangi var. Parti diye soruyorum. AK Parti, AK Parti. Siz? Aynıdır. Cumhuriyet Halk Partisi. Peki sizce muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olmalı? Mansur Yavaş olabilir. Dürüst bir insan. Bunu tercih ederim. İstanbul'u yöneten Türkiye'yi yönetebilir. Yani dolayısıyla İmamoğlu kavga etmeden ılımlı bir şekilde güzel güzel istikrarlı açıklamaları var. Gayet güzel yönetebilir. Ben Millet İttifakı'ndan çıkabilecek kim olursa olsun destek vermek isterim. Bir isim verseniz, tek bir isim. Yani hangisi şu an olmalı? Hem genç hem daha enerji, daha ılımlı dersen İmamoğlu'nu isterim. Ama dürüst olsun, her şeyden önce şeffaf olsun, adalete ve yargıya çok güvensin dersen Mansur Yavaş derim. Ama İmamoğlu bence genç olarak daha çok yakışıyor gibime geliyor. Çok teşekkür ederim. Sizin de YouTube'da bir kanalınız var sanırım değil mi? Büyük Sistem TV. Biz de oradayız. Size de hem kolay gelsin diyoruz. Aynen. İyisiniz siz de, bayağı açtınız çıtayı. İyi gidiyorsunuz. Ülke çapında da izleniyorsunuz. İnşallah o günleri bize de Cenab-ı Allah nasip eder. İnşallah. Başarılar diliyoruz her türlü. Çok sağ olun. Büyük Sistem TV'ye de abone olursanız çok seviniriz. Tamam. Çok sağ olun. Teşekkür ediyoruz her şey için. Görüşürüz. Sağ olun. Sağ olun.